İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs gündemiyle olağanüstü toplandı ve dağıldı. 57 üyeli teşkilatta 48 ülkeden temsilci, İslam dünyasının mabetlerinden biri hakkındaki tecavüzü konuşmak için yerini aldı. 1947'deki Filistin ne ise İsrail bugün odur dedi. Sayın Cumhurbaşkanı terör devleti İsrail'den bahsetti. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanımaya daveti, sonuç bildirisinde Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kabulü şeklinde karşılık buldu. Toplanan İslam devletleri ne Hristiyan dünyanın haklarını da savunmaktan geri kaldı, ne Papa'nın da kendileriyle aynı fikirde olduğunu vurgulamaktan. Neticede Mescid-i Aksa'nın içinde yer aldığı Kudüs'ün toprak bütünlüğünü kendi içinde dahi temin edemeyecek bir avuç devletin kararı çıktı. İslam aleminin kutsalını barındıran Kudüs'ü bile parçalanmadan tutmayı düşünemeyen bir devletler topluluğu var karşımızda. Orada yer alarak Kudüs'ü bölmeyi kabul eden devletler kimin malını kime sormadan bölüyor sizce? Siz eğer Kudüs'ü doğu ve batı olarak bölerseniz bu yanlış zavallı Filistin halkına sahip çıkmak değil, tam tersine itikadi konulardaki birliği nedeniyle yanında yer almaya mecbur Hristiyan dünyayı da arkasına alan İsrail'in karşısında Filistin'i yalnız bırakmaktır. Gelinen nokta bu eksik bakış açısının eseridir zaten. Oysa biz bu konuya kesin çözüm olacak bir formülü açıklayarak Trump'ın Kudüs, İsrail'in başkentidir çıkışından sonra yüz binlerce okuyucu tarafından da referans gösterilen teklifimizi Kudüs'ün değil Mescid-i Aksa'nın başkenti yapılmasıdır şeklinde beyan etmiştik. İslam alemi Kudüs'ü değil, Hazreti Peygamber'in Miraç gecesi peygamberlere namaz kıldırarak Cenab-ı Hakk'ın huzuruna yükseldiği Mescid-i Aksa'yı Müslümanların başkenti kabul etmeli demiştik. Bu sayede Mescid-i Aksa ve onun içinde bulunduğu Kudüs herhangi bir devletin değil, tüm İslam aleminin himayesine girecekti. Günden güne küçülen Filistin devleti de böyle bir kıymeti bünyesinde barındıran olarak zaten kurtulacak ve İslam dünyasında hak ettiği yeri bulacaktı. Bize göre İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu toplantısı tam bir fiyaskodur. Kudüs en büyük darbeyi İslam dünyasının içinden almıştır. Papa'dan medet umulan Hristiyan devlet adamlarının fikri sorulan bu mevzu, Arap dünyasının esasen İslami ruhu yitirdiğinin ispatıdır. Zirvede açıkça ve resmen dinler arası diyalog hayata geçirilmiş, kimsenin de sesi çıkmamıştır. Sanki Mescid-i Aksa, Müslümanların, Yahudilerin ve Hristiyanların ortak değeri gibi konunun ele alınışı tam bir iflastır. İslam devletleri konuyu Filistin mevzundan çıkarak Mescid-i Aksa boyutunda ele dahi alamamışlardır. Arap dünyası hangi kararı alırsa alsın, meseleye kavmiyetçilikle yaklaşarak sadece Filistin boyutunda kaldığı için asla başarılı olamayacaktır. İsrail ve Hristiyan Batı için bugün Kudüs mevzu itikadi bir mesele, yani din savaşı olarak görüldüğü için işi bu noktaya kadar getirebilmişlerdir. İçinden geçtiğimiz günler ilahi kelimetullahı hayata geçirecek bir liderin başa geçmesinin şart olduğunu göstermektedir. Yoksa İsrail'le gizli ve açık su anlaşması, istihbarat anlaşması, askeri eğitim anlaşması gibi onlarca anlaşmaya imza atanların zaten İsrail tarafınca dediklerinin dikkate alınacağına imkan bulunmamaktadır. Bu tür beklentilerin beyhude olduğu da ortadadır. Biz şimdi karanlık gecelerin nurlu sabahını bekliyoruz. Bu sabahı bekleyenlere selam olsun. Profesör Doktor Haydar Baş.